partisinin Sancaktepe İlçe Teşkilatı'ndaki kongresinde bir adım ileriye gidecek bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Gücünüz öğretmen Ayşe'ye, postacı Ömer'e yetiyor. Bunların içerisinde terör örgütü PKK, MLKP, DHKPC, DAEŞ gibi terör örgütleriyle alakalı yürütülen soruşturmalar da var. Bu rakamın sadece FETÖ soruşturmalarıyla alakalı olduğunu anladı. Mart 2016'da Fethullahçı terör örgütüne finansal destek veren Boydaklara yönelik operasyona en büyük tepkiyi Ali Babacan'ın partisinin manevi lideri konumundaki Abdullah Gül veriyor. Tabii Ali Babacan 2015 yılından 2020 yılına kadar Türkiye'deki siyasi gelişmelere kendini kapattığı için, kendisinin 5 yıl sonra tweet atması bile haber olduğu için o tarihleri unutmuş olabilir. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta aslında sizlere FETÖ'nün renklendirme projesini ya da takiye uygulamasını anlatacaktım. Ancak Türkiye'de başlayan bir tartışma üzerine güncel bir video çekme ihtiyacı doğdu. Bu tartışma neydi? Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'nun Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla başlayan ve partinin genel başkanı Ali Babacan'ın sahiplendiği Türkiye'de 1.367.000 kişiye FETÖ soruşturması açıldı. Böyle bir şey olmaz. Devlet vatandaşından intikam alıyor. Bu uygulamaya son verilsin, bu soruşturmalar durdurulsun açıklamasıydı. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'nun meclis çatısı altında yaptığı bazı uygulamalara daha önce videolarımızda bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi FETÖ'nün kaçırıldığı iddia edilen MİT mahrem imamlarının ailelerini mecliste ağırlamak oldu. O şahıslar gaybet evlerinde saklanırken Mustafa Yeneroğlu mecliste Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ'cü hainleri kaçırarak işkence yaptığını anlatmakla meşguldü. Deva Partisi'ne geçtikten sonra bu uygulamalarına devam etti. 12 Eylül'de de Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistikler üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Mustafa Yeneroğlu 2016 ile 2019 yılları arasında Türkiye'de 1.367.000 terör soruşturması açıldığından bahsederek bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını, vatandaşlara devletin zulmettiğini iddia etti. Ali Babacan, Mustafa Yeneroğlu'nun Twitter'da yaptığı paylaşımı sahiplenerek partisinin Sancaktepe İlçe Teşkilatı'ndaki kongresinde bir adım ileriye gidecek bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Gücünüz öğretmen Ayşe'ye, postacı Ömer'e yetiyor. Bu insanlara zulmetmeyin artık. Vatandaşıyla kavga eden bir devlet olmaz. 1.5 milyon teröristin olduğu bir ülke siz düşünebiliyor musunuz ya? Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Sizin gücünüz ancak bu ülkede postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe'ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şebnem'e mi yetiyor ya? Öncelikle bu meselenin aslında bunu kısaca bir anlatalım. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklerde Mustafa Yeneroğlu'nun iddia ettiği gibi 2016-2019 yıllarını kapsayan bir veri yok. Ancak 2020 yılında terörle mücadele kanunu kapsamında kaç soruşturma açıldığını öğrenebiliyoruz. Bu rakamda 211 bin adet ve bunlardan 82 bin tanesinde kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermiş Cumhuriyet Savcılıkları. Yani 210 bin soruşturmanın 82 bin tanesi daha savcılık aşamasında son bulmuş. Devam edelim rakamları vermeye. 33.885 soruşturmada kamu davası açılmış ve 64.616 soruşturmada yetkisizlik kararı vermiş Cumhuriyet Savcılıkları. 27 bin soruşturmayı da dosyaların birleştirilmesi kararı almış. Mustafa Yeneroğlu'nun iddia ettiği üzere Türkiye'de 1.367.000 kişinin 4 yıl içerisinde FETÖ soruşturmaları kapsamında mağdur edildiğine dair bir ifade yok. Evet, açılan çok sayıda soruşturma var. Ancak bu soruşturmaların hepsinin FETÖ soruşturması olduğu da kesin değil. Bunların içerisinde terör örgütü PKK, MLKP, DHKPC, DAEŞ gibi terör örgütleriyle alakalı yürütülen soruşturmalar da var. Mustafa Yeneroğlu o raporun hangi sayfasında bu rakamın sadece FETÖ soruşturmalarıyla alakalı olduğunu anladı. Bunu açıklarsa biz de çok memnun olacağız. 250 sayfalık raporun herhangi bir yerinde buna dair bir ibare yok. Ancak Mustafa Yeneroğlu ve Ali Babacan, Adalet Bakanlığı'nın raporunda buna dair bir ifade, söylediklerini destekleyen bir ifade olmamasına rağmen
FETÖ soruşturmalarının artık çığırından çıktığını ve sona ermesi gerektiğini ima eden açıklamalarına devam ettiler. Mustafa Yeneroğlu katıldığı bir programda Milli Güvenlik Kurulu bile FETÖ'yü terör örgütü olarak darbeden birkaç gün önce ilan etti. Siz devletin en temel organı bile buna birkaç gün önceden uyanmışken vatandaşları uyanmadığı için, vatandaşları bu meseleyi bilmediği için suçlayamazsınız şeklinde bir açıklama yaptı. Gerçek ne bakalım? Aslında arşivler açık. Mustafa Yeneroğlu neden böyle bir çarpıtmaya giriyor? Tam olarak anlamıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Fethullahçı terör örgütüyle ilgili ilk kararını 26 Şubat 2014'te alıyor. Daha sonra 30 Ekim tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda paralel devlet yapılanması ifadesi ilk kez kullanılıyor. Daha sonra 2015 yılında paralel devlet yapılanmasının Türkiye'nin milli birliği tehdit eden bir yapılanma olduğu için Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne girmesi için, yani bilinen adıyla Kırmızı Kitap'a dahil edilmesi için karar alıyor. Ve Fethullahçı terör örgütü ifadesini de Mustafa Yeneroğlu'nun iddia ettiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce değil, Mayıs 2016 tarihli MGK'da alıyor. Özetleyelim, 2014 yılında paralel devlet yapılanması olarak başlayan süreç önce Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne giriyor. Daha sonra paralel devlet yapılanmasının ismi Fethullahçı terör örgütü olarak net bir şekilde konuyor. 2014 yılında başlayan FETÖ operasyonları var ve bu operasyonlardan bir tanesi darbe girişiminden aylar önce Mart 2016'da Fethullahçı terör örgütünün finans ayağını oluşturan Boydaklara yönelik bir operasyon. Mart 2016'da Fethullahçı terör örgütüne finansal destek veren Boydaklara yönelik operasyona en büyük tepkiyi Ali Babacan'ın partisinin manevi lideri konumundaki Abdullah Gül veriyor. Abdullah Gül, Boydaklar daha fazla rencide edilmesin diye soruşturmadan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiriyor. Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliğiyle bilinen bir aile. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden ümit ederim ki daha fazla rencide edilmezler. Efendim, son olarak... Ali Babacan kamuoyuna çıkıp postacı Ömer, öğretmen Ayşe ile uğraşıyorsunuz, asıl uğraşacağınız insanlarla uğraşmıyorsunuz diyor ya, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce Boydaklara yönelik operasyona en büyük tepkiyi Abdullah Gül verdi. Tabii Ali Babacan 2015 yılından 2020 yılına kadar Türkiye'deki siyasi gelişmelere kendini kapattığı için, kendisinin 5 yıl sonra tweet atması bile haber olduğu için o tarihleri unutmuş olabilir. Ancak partisinin kurucularından ve yöneticileri arasında yer alan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, Nihat Ergün'e, Selma Aliye Kavaf gibi AK Parti döneminde bakanlık yapmış isimlere sorarsa Fethullahçı terör örgütüyle nasıl mücadele edildiğini kendisine detaylıca anlatırlar. Burada şunu söylemekte de fayda var. Ali Babacan, Sancaktepe İlçe Teşkilatı'ndaki konuşmasında FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyundan özür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. Sizin kandırılma hakkınız var. Siz kandırılabiliyorsunuz şeklinde bir ifade kullandı. Ali Babacan, Türkiye'deki ekonomik başarıları kendisinin ve ekibinin başarısı olarak sunmayı biliyor. Fethullahçı terör örgütünün sızdığı Adalet Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlıklarında ve diğer kamu kurumlarında o dönem bakan olan çoğu isim partisinde yanı başında. Kendisi Dışişleri Bakanlığı döneminde bakanlığa giren FETÖ'cülerin sayısı belli. Kendisinin başbakan yardımcılığı döneminde bankasya nasıl iltimas geçtiği belli. Bu meselede hiç sorumluluğu üzerine almıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça çıkarak bunların gerçek yüzünü görmedik, göremedik. Halkımız bizi affetsin diye açıklama yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat MİT krizinden bu yana Fethullahçı terör örgütüne yönelik mücadelesinde tek başına kaldığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek başına bırakan isimlerin pek çoğu Deva Partisi'nde şu an yönetici koltuğunda. Hatta bir tanesi Genel Başkan Ali Babacan'ın bizzat kendisi. Ali Babacan ve Mustafa Yeneroğlu ortaklığıyla dolaşıma sokulan postacı Ömer, öğretmen Ayşe ajitasyonuna da bir açıklama yapmak gerekiyor. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin pek çoğunun mesleği öğretmenlik, vaizlik, emekli imamlık gibi meslekler. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı üssünde darbeyi yöneten isimlerden biri Nurettin Oruç, bir dershane öğretmeni. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurt dışında kaçan FETÖ'nün PKK ve mafyadan sorumlu imamı Bahattin Karataş, bir öğretmen.
FETÖ'nün Asya imamı Hüseyin Kara emekli din kültürü öğretmeni. FETÖ'nün Güney Afrika imamı Muhsin Yazıcıoğlu suikastini ve Haydar Merik cinayetlerinin emrini verdiği ortaya çıkan Necdet İçel eski İzmir valisi. Bu isimler tutuklandıklarında da Ali Babacan ve Mustafa Yeneroğlu siz darbecileri bıraktınız, vaizleri, emekli öğretmenleri, ihtiyar insanları mı topluyorsunuz diyecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de yürütülen FETÖ operasyonlarında FETÖ'nün mahrem imamlarının pek çoğunun öğretmen olduğu ortaya çıktı. Ancak Ali Babacan ve Mustafa Yeneroğlu'na göre bu isimlere operasyon yapmak, devletin vatandaşına savaş ilan etmesi, insanları mağdur etmesi, intikam sahikiyle hareket etmesi. Ali Babacan eğer FETÖ operasyonlarından rahatsızsa, bunu kamuoyuna çok açık bir şekilde açıklayabilir. Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüt olmadığını, hatta FETÖ mensuplarının iddia ettiği gibi FETÖ söyleminin bir nefret suçu olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün aslında yapmadığını iddia edebilir. Bu şekilde kelime oyunları yaparak insanların aklını bulandırmasına gerek yok. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlatmaya devam edeceğiz. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mağdur olduğunu iddia edenlerin yalanlarına karşı video serilerimizin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.